Hedefle alakalı üç çeşit insan var. Bir fakirler, 2 orta sınıf, 3 zenginler. Şimdi fakir insanların genellikle hedefleri yok ve günün birlik hedefleri var. Örneğin yarın işte çocuğu okula götüreceğim, getireceğim. Hedef bu. Yani en fazla hedefi bu. Hatta ben şunu da duymuştum. Benim en büyük hedefim diyordu. Oturma odasından yatak odasına gidip yatmak yatak odasından tekrar en büyük hedefim mutfağa girip yemek yemek. Bu genellikle yoksul insanların, fakir insanların hedefleri bu şekilde. Yani günü birlik hedefler. Hayatı akışına bırakırlar. Yani gelecekle alakalı fazla bir beklentileri yok, hedefleri yok. Geleceği sorduğunda iyi olacak derler, geçiştirirler. Ondan dolayı da fakir kalırlar. Yoksul kalırlar. Çünkü gelecekle alakalı bir gayretleri, bir hedefleri yok. Hedefi olmayan gemiye de hiçbir rüzgarın faydası olmuyor. Hedefi yoksa bir insanın kimse ona yardımcı olamıyor. Bu mentalitedeki insanlar bu videoyu izleyecek. Hocam çok iyi, çok güzel, çok beğendik. Like atacaklar. Her şey çok iyi. Ama hayatında bir şey değişmeyecek. Yani eyleme geçmeyecek. Her şeyi beğenecek. Umut edecek gelecekle alakalı. İyi olacak diyecek ama gayret göstermeyecek. Yani harekete geçmeyecek. Şimdi gelelim hedefle alakalı ikinci sınıf insanlarda. Orta direk insanlar. Bunlar genellikle hedefleri var ve hedefleri realist, gerçekçi hedefleri var. Onlar kendilerine göre, ölçülerine göre neler yapabilirim? Benim yapabileceğim şey nedir? O ölçüde hedef koyarlar. Çizgilerini aşmazlar. Yani sınırlarını aşmazlar. Ben buyum. Bu çizginin dışına çıkmamalıyım diye hedefler koyarlar. Hedeflerine genellikle ulaşırlar. Fakat büyük hedefleri olmadıkları için fazla ilerlemezler. Yani sınırları aşmak için ekstra gayret ve performans ter akıtmazlar. Bunlar da genellikle hedefleri düşük olduğu için kendini boşlukta hissederler. Hayattan tat alamazlar, keyif alamazlar. Kendini sıkıntıda hissederler. Hiç hedefi olmamaktansa yine iyidir. Fakat yataktan kalkarken de bu insanlar zorlanırlar. Şimdi bir de üçüncü sınıf insanlar var. Bunlar da varlık içindeki insanlar. Zengin insanların da hedefleri biraz halk tarafından uçuk kaçık sayılabilir. 10x kullanırlar. 10x yani 10x. Hedeflerini 10 çarparak hedeflerine odaklanırlar. Büyük hedefleri var, vizyonları var. Bu vizyonlarına ulaşmak için abartılı hedefler insanlar tarafından dalgaya alınabilir ama umrunda değil. Onlar için hedefleri 100 ise 10 ile çarpar 1000'e odaklanırlar. Ondan dolayı ekstra o hedeflere ulaşmak için neler yapması gerekiyorsa onun için gayret gösterirler. Yani ne yapmam gerekiyor? Yani ben o büyük hedefime ulaşmak için ne yapmam gerekiyor? İşte kendimi geliştirmem lazım, potansiyelimi keşfetmem gerekiyor. Biraz daha farklı çalışmam lazım, farklı bir bakış açısı kazanmam gerekiyor. Bu keşfedilen yetenekleri doğru kullanmam gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor, ekstra ter atmam gerekiyor diye gece gündüz çalışırlar. O hedefe ulaşmak için gayret gösterirler. Yani sınırları sınırlarını aşarlar. Önemli olan o. Sınırlarını aşmak. Biraz önce dediğim gibi zenginlerle orta sınıf arasındaki fark şu. Hedef konusunda. Orta sınıftaki insanlar ben bu halimle hedefime ulaşayım diye uğraşır. Yani konfor alandan çıkmadan ben hedefime ulaşayım diye gayret gösterir. Kendini değiştirmeden hedefe ulaşmaya çalışır. O da mümkün değil. Kendini değiştirmeden hedefine ulaşamıyorsun genellikle. Konfor alanından çıkmadan hedeflerine ulaşma mümkün olmadığı için bu kişiler genellikle hedeflerini küçük tutar. Küçük küçük gıdım gıdım ilerlerler. Fakat Üçüncü sırf biraz önce dediğim gibi zengin insanlar, varlıklı insanlar konfor alanından çıkmak gerektiğini anlar, kabul eder ve onun için sürekli gayret gösterir. Devamlı adım atar, devamlı ön tarafa koşmaya çalışır. Fark bu. Peki şimdi 3 tane Hedefle alakalı 3 çeşit bakış açısı var değerli arkadaşlar. 3 çeşit insan var. Şimdi siz de bir düşünün. Hangi kategoridesiniz? Hangi bakış açısıyla hedefe doğru ilerliyorsunuz? Hedefiniz var mı? Realist mi? Yoksa Tenex mi? 10 katı mı? Şunu da eklemek istiyorum çok önemli olduğu için. Krüger sendromu olan insanlar yani bazı insanlar var hayalperest, hayalleri var. Ben diyor kartalım, tamam? Kartalsın. Ama 9. kattan atlarsan kırarsın bir yerin, değil mi? Hayalperest. Yani hayali var ama içi boş. Arkasında bir şey yok. Eyleme geçmiyor, harekete geçmiyor. Bu hayalperestlerle zengin, varlıklı insanların hedefleri, vizyonu arasında fark var. Bir tanesi hiç eyleme geçmiyor. Öbürü eyleme geçiyor. Çünkü bu hastalıklı hayalperestler bu zaten hastalıklı adı üstünde. Kruger sendromu diyorlar. İçi boş. Ben bunu yapacağım şunu yapacağım diye hayal ediyor. İçi boş olan özgüvenle yürüyor. Kendine çok güveniyor. Ama arkasında hiçbir şey yok. Yani bir eyleme geçmiyor. Harekete geçmiyor. Onlar da özüyle sözü ayrı olan insanlar. Onlar hiç 3 sınıfa da girmiyor değerli arkadaşlar onları tamamen konunun dışına çıkarıyorum hayalperestler yani uygulamayan harekete geçmeyen hayalperestler onlar üç kategorinin de dışında çünkü orta direkteki insanlar en azından bir hedefi var gerçekçi bir hedefleri var gıdım gıdım da hedeflerine doğru gidiyor orta sınıf insanlar bu hayalperestlerden hiç hedefi olmayan insanlardan çok çok daha iyi şimdi değerli arkadaşlar bu bilgilere göre sen hangi düşünceye sahipsin hedeflerle alakalı ne düşünüyorsun? Kendini bir analiz et. Gerekiyorsa hedeflerini ona göre revize et. Sen de varlıklı, zengin insanlar gibi hedeflerine ulaşmak için potansiyelini keşfet, hedeflerin için mücadele et, gayret göster, emek harca, kendini geliştir, konfor alanından çık. Eğer sen de bu konularda kendini geliştirmek istiyorsan, o zaman sizin için çok değerli hazırladığım bir uyanış programı var. Bu programa katılmak için hemen aşağıdaki linke tıklayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Sevdiklerinizle paylaşın. Mutlaka yorum kısmına düşüncelerinizi ve sorularınızı yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.